Evet hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yapamıyorduk. Birkaç hafta yapamadık evet. Yani teknik. Eştaş maçında yaptık. Salı günleri yapamıyorduk. Evet. Hoş geldin diyorum. Hoş için. bulduk. 15 Siz maçımız kaldı. Hoş, evet. hoş bulduk. 23 maçımızı tamamladık. Evet. Yine lider Fenerbahçe. Avrajda da olsa futbolda. 60 er puan. Futbolda. 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 E ben siz böyle bayağı bir NBA falan bahsedeceğiz diye. Sevgili Kaan Kola ben de kıyafetim <laughs> falan. Biraz zayıfıyım onun. Biraz biraz daha kilo verdim. Evet. Kaan Basket yormuşsun değil mi kıyafetim? Kesinlikle. Mi? Ben <laughs> Halliburton falan, Indiana, <laughs> Pacers işte nasıl hücum ediyorlar Bösenci'si öyle anlatacak sözü biliyorum. Ben yani. Yani. biliyorum. Ben başka bir Los Angeles Lakers'ı biliyorum. Yok bu senem sene moda. Benim için moda Indiana. 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 Evet. Takip edeceğim. edeceğim. Senin için takip edeceğim. NBA'de ikinci veya üçüncü sezonu çaylak Dönemi bitti ama olağanüstü Peki, bir Peki Fenerbahçe'nin gardı, öyle gireyim ben şimdi. Öyle <laughs> mi ben, gardı falan biliyor mu <laughs> hocam ben gardı? Hocam <laughs> biz dönerim futbol'a. <laughs> Boks'ta da var gardı ama bir şeyde <laughs> var. daha başka gardı <laughs> var. Gardı almak var. Evet hocam biz dönelim futbol'a. Benim bildiğim şey. Sen her şeyi biliyorsun ama ben bir tek evet, futbolla ilgili konuşuyorum. Benim tek futbolla rakam <laughs> yok biliyorsunuz. <laughs> biliyorum biliyorum hocam. Evet yani 2-1'e baktığımız zaman zor kazanan bir Fenerbahçe diyebiliriz. Ben hakikaten bu işlerin... Genel futbol kamuoyunda görüşü buydu. Hı hı. İşte ile Fenerbahçe rahat kazanır bu kadro güçleriyle. Değil hı hı. mi? Hı hı. E, kendi aralarındaki maç tabi edilince olacak gibi bir şey vardı ama... Futbolun bilinmezliği, oynanmamış maçın zorluğu... Hakikaten gol atmak öyle futbolda çok kolay olmadığını... Hı hı. Galatasaray maçında da, Fenerbahçe maçında da... Ankara ucu maçı nasıl yorumlarsın? Oyun olarak nasıl yorumlarsın? Sonuçta iki bir ama oyun olarak tamam mıydı Fenerbahçe? Bence oyun olarak bölüm bölüm tamamdı. Hı. Neydi ne? Ya. Yani öne geçene iki, kadar üç, gay gayet üç. rahat tamam. Tamamdı bir taraf. Oyun tamamdı. Skor Hı. değil. Hocam şimdi şunu hissettim ben. Maç başladığından itibaren Ankara gücü... belki Fenerbahçe'nin e, hani zaman zaman skorları düşüyor. Tek farklı galibiyetleri de oluyor ama o 5 attığı 7 maç attığı maçlardan biraz etkilenmiş olabilir. Öyle başladılar çünkü. Fenerbahçe ilk 10 dakikalar hesaba katıldığında açık ara ligde. Evet. Açık ara. Yani ne, neredeyse kayıpsız lider gibi. Öyle bir. Öyle bir, öyle bir seslik yok Fenerbahçe'den başka. Yok. Acayip bir durumu var. Dolayısıyla Ankara gücü... Yani gardını alacağını bekliyorduk. Gard dediniz. Gardını evet. alacağını bekliyorduk. Ama ben çift gard almış bir Ankara gücü gördüm. Oyun. Ki erken gol atmış, Ankara gücü erken gol atmış olmasına rağmen... Ankara Gücü e, bence çok savunma ağırlıklı oynadı. Hı hı. Ekstra savunma ağırlıklı oynadı. Zaten Ankara Gücü yıllardır kimlik olarak sert bir kimlik. Sert bir takım. Evet. Genelde olgun oyuncuların olduğu, yarışmacı, çata çata oynayan bir ekiptir. Teknik Ka kazanır, karakterler kaybeder. değişse bile oyun karakteri çok değişmedi. Değil Hiç mi? değişmiyor hocam. Evet. Aşağı yukarı. Yani Ankara Gücü kimliği deyince sert, agresif, e, yani zor kaybeden. Öyle kolay kolay eğip bükebildiğiniz bir ekip değil. Hı. Düştüğü sezonlar dahil. Öyle bir ekip ama bu sefer ekstra ekstra gardı vardı. Emre Belezoğlu şeyden biraz etkilenmiş. O 5'lik 7'lik maçlardan biraz etkilenmiş. Evet. E Fenerbahçe'yi de biliyor. E, Fenerbahçe'nin içinden bir insansanız Fenerbahçe size daha korkutucu gelir. Çünkü içinde gücü gerçekten size hissettirirler, gösterirler. Herkes gösterirler, herkes gösterirler. orada Öğrenir. bulunan herkes, sporcu evet. da olan, bulunan da bunu hep hisseder. Dolayısıyla anlatırlar ama. yani ben yani. Yani ben de bazen bahsediyorum. biliyorsunuz. Ba bana yani. Fenerbahçe hep çok korkutucu gelir rakip olarak. Yani rakip olsanız korkarsınız yani. doğ Doğal olarak Emre Belez oldu. Bundan etkilenmiş olabilir ben. Çünkü bu kadar gardını almış bir ekip. Bakın 2-1'de bile bozmadı Bozması. şekli. Yani gravatı şöyle bir gevşetmedi. 2-1'de bile. Hı -hı. Mağlupken bile. Paldır küldür gelmedi Fenerbahçe'nin üstüne. Şimdi maçın başına dönelim. Maçın başında yüksek olmayan, yani Yüksekten kastım sahadaki şeyden. Hani yukarı aşağı diyoruz ya... sahada. işte kendi kalenizden uzakta yapıyorsanız baskı, yüksek baskı deniyor ya. Tam yüksekte değil... ...yani stoperleri aldırdıktan sonra... ...pozisyon alarak bir baskı, yani topun orta sahaya geçmesini engelleyen bir baskı. Ona da kısmen yüksek baskı... ...diyebilirsin. Ankara gücü böyle başladı maça. Hı hı. Bence akıllıca. Yani siz söylersiniz, Fenerbahçe'yi kaleden uzak tut evet, diye, evet. diye. Yani bu, bu bu senenin Fenerbahçe'sini öyle bir söylüyorsun. Kolay kolay ee, değil. Onu da söyleyeyim. Kolay sen, değil var ya. Onun Emre Belezoğlu adına akıllıca bir seçim olduğunu gördük. Oraya artı bir yazdık. Stoperleri Ankeri aldırır. Geçiş. Stoperleri aldırdı. saha bağlantısını kurdurmaya çalıştı. Evet, ortasayla çalış. bağlantısını kesmeye çalıştı. Hı hı. Bence akıllıca. Bu tamam. 12. dakika değil mi? 12. dakikada gol geliyor. Ankara gücünün golü. Gole bir parantez açmak zorundayım. İlk devre oynanan Fen Ankara gücü Fenerbahçe maçına ben özellikle voley teknikte bin defa atıfta bulundum. Ceko üzerinden Hatırlatır, atıfta bulundum. Seveyim, Be Beka Bekaül'e Ciku üzerinden atıfta bulundum. Ali Sov'la ilgili e, atıfta bulundum. Ankara gücünün Santfor'u Sov, Sov'e veya Sov nasıl söyleniyorsa <laughs> hakikaten ligin değerli forvetlerinden, değerli hücumcularından bir hakikaten tanesi. Hakikaten tehditkar bir oyuncu. Hem tehditkar hem topu biliyor hocam. Yani hı. hakikaten topu biliyor çocuk. Kucaktan çıkıp işte gelip orta sahaya yaklaşıp oraya yapışıp top alıp dönüp servisi yani Ceko'ya benzetiyorum. O oyunu yani atak düzenleme konusunda biraz Ceko'ya benziyor. Alisov. Dolayısıyla bu ciddi tehdidi ilk Ankara Gücü Fenerbahçe maçında Bekaylo Ciku tamamen paralize etmişti çok etkisiz hale getirmişti. İmha edene kadar takip etmişlerdi. Hatta Hatırladım, kendi, sen kendi çok da bahsettin, tahtada da, gösterdin onu. Evet. Kendi yaralanının... hatta burada da biraz göstereyim. Alisov, Ankara gücündeyken top, Serdar'dan ayrılıp, kucaktan çıkıp, geldiğinde, Serdar derken, ben ilk maça atıfta bulunuyorum, Beka'nın kucağından i̇lk çıkıp, maçta Beka tabii. geldiğinde, Bekao sonuna kadar takip etti. İmha etmeden de asla dönmedi. Normalde stoperleri deriz ya. Git takip et makul bir yere kadar sonra devret. Eğer çok uzaklaştıysa o, o senden, arkadaşına devret. devret. Orta sahadaki bir arkadaşına devret. Orta sahadakine de denir ki devral senin yerine de birisi gelecek. Ö önden yani. yani sen de birisine devredeceksin. Hı hı. Rakibini. Hangi oyuncuyla oynuyorsan pozisyon gereği sen de birine devret. Bu görev devralma, devretme eğer çok e, uyumlu bir şekilde oluyorsa takımlar savunmada çok sıkıntı yaşamıyorlar. Ama ama daha komplike bir olaydır. Direkinden komplike bir daha komplikedir Daha evet. komplikedir. Yalnız Beka öyle şeyler yaptı ki Ali Sova çıktığında takip etti. Makul yere kadar uzaklaşında makul ölçüyü geçti 30 metre 40 metre takip ettiği ve imha etmeden dönmediği pozisyonlar gördük ve ilk devredeki Ankara gücü fena maçımızda göstermeye çalıştık şey sıkıldı Alisov. 200 devre Ciku'ya geldi Ciku da aynısını yaptı bu maçta sürekli, aynısı mı oldu hocam bu maçta oraya ha, geldi pardon pardon Ciku, ciku da şimdi, çıktı ciku. takibini yaptı evet. İmha etmeden topu kapmadan dönmedi veya İndirmeden dönmedi. Çok akıllıca buldum o günlerde o ikilinin ideal ikili olduğuna ben bir futbol sever olarak karar verdim. Şimdi bu maçta ne oldu? Bu maçta 12. dakikada Alisov Serdarı götürdü buraya. Serdar devam etti onunla. Serdar devam etti ama geç kaldı. Karar veremedi. Geç kaldı. Bir de hiç yapılmayacak bir iş yaptı. Tahmin yaptı. Stoper tahmin yapmaz. Bakın sezgiler sizi bir yere götürür, getirir. Sezgiler sağınızı kapattırır. Sezgiler solunuzu kapattırır. Ama tahmin düşünerek olmaz. Tamamen içgüdüsel. Evet. Stop Stoper güdülleriyle oynayan oyuncudur. Orta sarıcılar düşünür. Forvetler düşünür. Gü Bekler düşünür. Güdüleri getiren stoperlik de daha önceki pozisyon bilgilerinde o güdüleri oluşturan. Stoperlik de. ve kalecilik düşünmeden yapılan işler. Düşünme. Sezgileriniz ne yaptırıyorsa size. Se Alisov burada Serdar'ı sattı. Sattı. Döndü. Döndü. Ve Serdar'ın boşalttığı alan Serdar'ın boşalttığı alan Mert'le Cikun'un arası tamamen açıldı. Açıldı. Tamamen açıldı. Şimdi burada Mert'e yüklenmek yanlış olur. Cikun'a ya yüklenmek tamamen yanlış olur. Ama Serdar'ın boşalttığı alana bir sızma gerçekleşti. Lübekov işte Peki. Doğru çıkmayınca penaltı oldu. Tamam söylüyorum. E, diyelim ki Serdar devam etti. O zaman Cikuyla Mert'in kapatması gerekir mi? Mutlaka gerekir. Ama Mert gerekir. öne çıkmıştı. Mert. Çıkmıştı. Oyun evet. Yani, e, dolayısıyla da e, bu gol yendi. Evet. Burada sadece Livakovic'in hatası yok. Evet. Onu da Kaleci'nin evet. buradaki şeyini anlatırsan. Livakovic hatalı çıktı bu doğru. Evet, doğru. Zaten İsmail Hoca söyledi maçtan sonra özür dilemiş. Doğru. Çok da şart değildir özür dilemesi. Hiç. Ama... İsmail Hoca da onu şeyle basınla paylaştı. Hatasının farkında bundan dersler çıkartır. Biz kalecimize güveniyoruz dedi. Hı hı. Doğru olanı söyledi şey İsmail dedi. Hoca ama... Şimdi taraftarlar da çok giderler bazen hedefin üstüne. Orada sadece Liva de değil. Asıl hatayı Serdar yaptı. Hı hı. Ben ilk devre Samet için hatırlıyor musunuz? BK'ya sakatlandıktan sonra Samet oynarken Trabzon maçında söylemiştim. Evet. Bekao gibi, Bekao'nun yaptığını yapmak lazım. İmha etmeden geri dönmemek lazım. Ama o da Bekao değil demiştim benim hatırladığım Evet, var. o da Bekao Şu, o de değil demiş. Şimdi benzer şeyi e, Serdar Aziz yaptı. Dönelim, sonra ne oldu yani? Bir sıfıra geldi oyun. Bir sıfıra geldi. Ama e, Cengiz... İşte Cengiz de böyle bir oyuncu. tabii tabii tabii. Ona gelelim lütfen. Cengiz de böyle. İlk bir saat bence şahane top oynadı. Etkili top oynadı. Hep etkili. Yani genelde etkili olur. Kopu kopu oynar. Ama buluştuğunda etkili oynar. Buluştuğunda etkili. tehdittir. İçeri çekip içe kavisli Ortama atacak. Kaleye düşecek Sanki şekilde bir atacak. Bir Ayaküstü kapatacak mı? Kombinasyonu mu arayacak? Orada santforu mu arayacak? Santfor duvar yapıp devam mı edecek? Bunu bilemiyorsunuz. İki tarafa da çalım var. Bu tehditi kullandı. Bence şahane bir iş yaptı. Kendisi de söylüyordu. Orta şut karışım diye. Benim sevmediğim bir kavramdır. Orta şut karışmaz. Orta ortadır. Şut şuttur. Şey yapıyor hocam. Bu ters ayakla keserken evet. kimseye dokunmamayı hayal edip kaleye hedef alıyorlar. Aynen onu ben tarif edemem ama siz tarif ettiniz. Yani ben orta şut karışımı demem ona. O Başka tabir, bir tabir o. ha tabii O tabiri kabul etmiyorum ben. O aslında hocam. o aslında şöyledir. İki tercihi üst üste kullanmalıdır. Hı, Hı İki tercihi kullanmalıdır. Birinci tercih ne olursa olsun kaledir. Zaten yani, bütün belirleyici olan hiç dokunmadan gittiği yer kalenin içi olacak evet. o, olursa. Alex bunu kenar serbest vuruşlarda öyle hedeflerdi. Değil mi Alex hiç Çok bir iyi. zaman eğer bir kenar serbest vuruşu olduysa yani orta atacaksa hiçbir zaman birisinin kafasına kondurmayı hayal etmedi. Hep uzaktaki direğin içini hayal etti. O yüzden Ve buna boyu İlla bu vuruş adı koyacaksak ben orta derim bunu hocam. Ben de şut derim. Şut mu dersin? Vallahi ben, ben orta derim. Hocam Alex'in de Cengiz'in de yaptığı şut. Çünkü şu. boyzası kesiyorlar. Hı, -hı. İzleyiciler, Arka, soralım paylaşırlarsa onlar ne olarak izleyiciler yok, nasıl Evet. evet. Ee, lütfen yazsınlar. Evet. Onları okuyalım, haftaya da değerlendirelim. İçeri ee, içeri düşecek şekilde yapıyorlar. Bir birisinin kafasına konduruyorum, kondurmak istiyorum demiyorsa bak yapıyorlar birinci dedin, planda. O yapıyorlar dedi. Orta yapılır, şut yapılmaz bir tabirle <laughs> şut <gülüyor> yap. Ya <laughs> orta yapılır. Ben orta için. atmak derim. aslında. <laughs> evet, orta ben de orta, ben orta atmak ben. derim. Ondan sonra e, arka direğin içine düşecek şekilde kesmeleri sebebiyle o vuruşu o şekilde yapmaları sebebiyle biri tercih şut. Ama bu, bu, vuruşun etkili bir örneğiydi Cengiz'in yaptığı. Evet. Sertliği, çok. Yani, güzel öyle evet. yumuşak falan değil evet. mi? Çok diye oldu evet. yani evet. o, o kaleci. Aynen öyle oldu. Ee, bir bire geldi maç. Hı sonra ikinci gol de var Cengiz'in. Cengiz yani o da hiç taksit taksit değil. Yani bir bir arkadaşım söyledi burada kim toptancı diye. Kim söylemişti toptancı diye? Ben, ben gönlüm 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 için, hocam. E, Cengiz kim toptancı diyor. Cengiz için perakendesi yok hep toptan. <laughs> yani ya üç atıyor ya iki Kesinlikle. atıyor olantı <laughs> <Dur, doğru. gülüyor> Hakikaten öyle. Ama hocam bir Fenerbahçe'li kadro anlamındaki profil anlamı çok büyük zenginlik bence. Ya, büyük zenginlik. Düşünse Cengiz gibi anlarda oyun değiştirenle Oyunu değiş şey, skoru değiştirenle oyunu değiştirecek bir İrfan oturuyor ke kenarda da. Bir daha söyleyin. Neyi, neyi değiştiren, neyi değiştirecek? Skoru değiştirecek bir Cengiz profiliyle oyunu değiştirebilecek bir İrfan Kahveci oturuyor orada yani evet. kenarda da. Güzel. Bunu özellikle size bir, bir kere daha söylettim. Çünkü maç sonu yayınında şunu söylemeye çalıştım. Öyle bir noktaya geldik ki ligin kalan maçları bağlamında bazı maçlar oyunla kazanılacak. Evet. Oyun gücünü oraya de geldik değil mi? O, o periyoda geldik artık. Oraya diyeceğim. geldik. Bazı maçlar oyun tamamen devre dışı kalıp topu içeri atan oyuncularla kazanılacak. kazanılacak. Evet. Büyük oranda, büyük oranda benim odur ki Fenerbahçe'nin öndeki ideal dörtlüsü hı, hı. Merak ettim. Galatasaray'a karşı ideal dörtlülenmesi. Galatasaray'a karşı, Trabzonspor'a karşı, Beşiktaş'a karşı, Adana Demirspor'a karşı Zorluk derecesi yüksek e, maçlarda ideal dörtlü, oyun gücüyle işi gör, görmek zorunda. Hı hı. Ama bazen pis top lazım. Pis top. top lazım. Pis top. Pis top. Pis vuruş, o, pis orada hepsini pie, kapsar. Evet. Pis topa vuracak oyuncu lazım. Hı hı. O maçlar biraz daha çantada keklik görünen maçlar. Hı hı. Rakip kimliği evet. olarak. Daraldıkça, oyun alanı daraldıkça... Rak, ...rakip kapandıkça... O pis topa ihtiyaç var. var. Artık orada vuruş vuruş vuruş. Artık organize çok. Tabii. Vuruşlara kalıyoruz. Vuruşa orada. kalıyor iş. Tabii. Netice itibariyle hani Cengiz bu anlamda o e, vuruş işini yapan Tabii. oyunculardan Tabii. bir tanesi. İrfan da kesinlikle katılıyorum size. golü var. Golü de var artık. Bu sene 7-8 golü de Skoru yaptım. yapıyor, tabelesi var. Bence harika bir sezon geçiriyor İrfan'da. da. Harikulade geçiriyor. Hı -hı. E, ama o da oyun gücü. Hı -hı. Şey yaptık diyor. Hani oyun gücüyle kazanacağını aslında büyük etki programda da konusu. konuştum ben. Hadi içinde aynı şey. Takım dağıtlık anlamında bir soru soracağım. Ee, babam Tarık Tekin tanımıştı. Sohbet etmiştik Değil yani. De. Bayılırdı benimle dalga da geçmeyi şey yapmaya Değil da. Evet. Oradan şeyden İrfan'dan geleceğim. Şey dedi Çağrı bana. E, demin e, dedi ki gol attıktan sonra dedi Cengiz'e ilk önce İrfan koştu dedi. Tamam mı? Evet. Sonra dedim bakın yani böyle bir <laughs> anım vardı, dedi, onu anlattım. Transferler yapılmış sezon başında. İşte Madidalar falan. Benim mevkime de oyuncular. Fandida, heh, evet. Mevkiler gelmiş. Şimdi babam şöyle baktı. Anlamazdı futboluna. <laughs> öyle, ben, öyle, ben de öyle kızdırdım. Koca Baktı. eski başkanı hocam. Nasıl, nasıl anlamasın? Şey, spor, futbol şubesi. <laughs> futbol şubesi olmuşsun. Dedi ki ben baktım da diyor, dedi 11 oynama şansın yok burada dedi. Sen dedi antrenmanlarda 3-4 metrelik deparlara çalış dedi. Ya niye baba diyorum ben. Yani. Şimdi önce sen fırla ki dedi. Vay be ne Beşiktaş desinler <laughs> gole <laughs> Ama dedim bak, bu, bu sezon başında olur. İrfan'ın koşusu öyle değil. İrfan hakikaten içten koştu yani hocam. Tamam mı? Kısa koşular, bu kulübeden sevime çıkan. Ama sen de bilirsin artık sezon sonuna doğru gelirken Tabii. rekabetten çok takımdaşlık önemli hale gelir. İrfan onu gördüm. Artık takım olarak kazanmaya başlarsınız. Evet. Çünkü artık herkesin işine yarayacaktır. Hocam mı? Sezon başı rekabetle, sezon sonu birliktelik çok önemlidir onun ikisini sağlamak. Evet. Görmüşsündür değil mi? Sen de yaşamışsındır bunları defalarca kesinlikle. yani. Kesinlikle. Ben cengiz şeyde İrfan'da o içtenliği tane hissettim. Evet. Bu önemli ve değerli çünkü ikisi de çok değerli oyuncu. Bunları ara sırayla oynatmak çok kolay değil. Hiç değil. Değil mi? Hiç değil. Hiç değil. O yüzden bu psikolojide olmaları bence büyük bir avantaj. Fenerbahçe için. <laughs> İsmail Hoca'nın orada eli rahat. Biri oyunu ön plana alan, skor yapabilen bir oyuncu. Diğeri skoru ön plana alan ama oynatabilen de bir oyuncu Üç. aynı zamanda. A Ayrıca ikisi de yerli. Ama dikkat edin hocam, biz Cengiz'e iyi oynadı demeyiz. Cengiz Tabii. bugün iki tane attı diye Tabii ifade tane ederiz abi. yani. Ve şu da önemlidir bence... Golleri alıp çıktığı zaman... bize Marjinal faydayı da benzer bu doğru, dediğim doğru, şey. Doğru. Eğer gollerinizi alıp çıktığınız zaman... Rakip galip geliyorsa, Ankara gücü gibi... Cengiz de ki aldım, doğru. gollerim çıktım dediği zaman bir sıfır Ankara galip. Doğru. Aldım, gollerim çıktığım zaman İstanbul Spor maçı 1-1. O yüzden daha da değerli maçı alma... Doğru. Golleri bunlar. O dağır, yüzden dağır. biraz daha değeri farklı. Doğru, doğru. Değil mi? Öyle o tip bir oyuncu. Kesinlikle ya. öyle. Ama Fenerbahçe'de çok olur. Ben de şunu görüyorum. Kaleden başlayarak, hatta yedek kulübesindeki oyuncular falan da öyle. Mesela Crespo oynasın oynamasın. Evet. Hakikaten kazanmayı takımın isteyen takımın içinde takımın içinde kalan şampiyonluklar isteyen kupalar isteyen bir oyuncu. Yani o ondokizeyi Bize... görüyorum. Yani e, takımdaşlığı görüyorum. Sözünü kesiyorum bir ekleme yapabilir miyim? Çok yeni bir oyuncudan bahsedeceğim. Bunun teknik direktör gibiydi. Tabii. Gördün mü? Tabii istiyor da kupayı Aşk istiyor. Adam adam her gitse şampiyon olmuş. Abi. Diyecek ki son oynadığım Fenerbahçe'de lig şampiyonu olduk. Abi. Çok büyük avantaj Fenerbahçe biliyor musun? Bonitçi, hayır ben Bonitçiyim, ben de oynayacağım, ben de, de demezse çok faydası olur Fenerbahçe'ye. Her yönden. E, o hava var sanki Fenerbahçe'de Ben Fenerbahçe'nin kulübesinde de sahada da onu hissediyorum. Onu görüyorum. <laughs> Ama Serdar Ali Çelikler'e de katılıyorum. Türbün, türbün fiyatları ile ilgili biraz. Biliyor işte bulundu. <laughs> e, biz de biliyoruz yani rakamları. Kolay değil yani özellikle öğrenciler için ama şu dönem Fenerbahçe'nin piyadelerine ihtiyacı var. Doğru. Türbündeki piyadelere ihtiyacı Doğru. var. E, o kimdir piyadeler? O deplasmana da gidenlerdir. Onlar. E, her koşulda destekleyenlerdir. Her koşulda de, maçın içinde olanlardır. Hep maçın içinde olanlardır. En talepkar olanlardır. Bu dönem onlara çok ihtiyacı var Fenerbahçe. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bakayım. sahanın içinde iyi bir takım var. Evet. Kesinlikle iyi bir takım var. Türbünün daha baskılı olması gerekiyor. Ve, ve i̇nanılmaz katkı sağlarlar. Bakın türbündekiler ha. bilmiyor belki de. Biliyorlar esasında ama... Ben hiç yani 15 yıl boyunca oynarken... Türbünden sahaya bakmadım. Sağdan tribüne baktım. Ben de onu anlatabilirim onlara. Evet, o kadar o kadar büyük güçler ki. Hocam ben bazen o yüzden söylerim. Zaman zaman sizi tribün öbür kaleye götürür. Doğru. Baskıyı o yaptırır. Doğru. Zaman zaman katı savunma yaptırır sana o tribün. Yani ne olur? Çok önemli, kendilerini. kendilerini. sadece ona sevgi takım olan sevgileri değil. 90 dakika içinde oyuna katkıları da var onların. Evet. İnanın 12 numara boşuna falan çıkmadı esasında. Ve o konuda eksik mi görüyoruz şu anda Fenerbahçe Hocam ile? Biraz son. Serdar İçeliklerin dediği gibi söylüyorum. E, yani bilsinler çok etki ettiklerini sahanın içine Ediyorlar. Et, etmeleri gerekiyor. Benim de gözlemim şu biraz hani müşteri kimliğine doğru götürüldü. Tabii endüstriyel futbol kimsenin evet, suçu değil. Çok şeyi değiştirdi tabii. Kimsenin suçu değil bu. Yani kimsenin değil derken sizin benim veya türbündeki elimizde değildi. Futbol hocam. severlerin elinde olan bir şey değildi futbol endüstrileşti. Taraftarlı, taraftar da müşterileşti hı hı. doğal olarak. Kulüpleri de suçlayamayız bu bağlamda. Ama ama onlar hala taraftarlar. Yürekten isteyen, canı gönülden isteyen adamlar ve o o türündeki insanlarla sağdaki insanların senkronize hareket etmesi gücü ikiye çarpmak kesinlikle bilsinler yani bu, diye bu söylüyorum bu hep oldu çünkü biz hep oldu sağ içi sadece tribün sağ içine bakmıyor evet. sağ içi de tribüne bakar bakın sağ içinde olan biri söylüyorum evet. çünkü ben biz evet. takım anlamında evet. Hayat takım, takım olduğu gibi bireysel de maceradır aynı zamanda futbol. Hepsi orada. ondan sonra bir takım olursunuz. İnan dönüp tribüne bakar. Onları beğendirmek, onların o şeyini almak, başarısını almak, onlarla birlikte olduğunu hissetmek vallahi var hocam. Var. var. Bilsinler. Var. Yani sadece tribün sahayı seyretmiyor. Sağda tribüne bakar. Doğru. O yüzden dediğin taraftar profili önemli. Evet.